Seni bir tanıyalım. İsmim Menderes Ayvaz. Evet, nerenin muhtarıydınız? Sakarya Hendek Dikmen Mahalle Muhtarı. Evet, biz şu anda Hendek'in en eski caddesindeyiz. Yaklaşık 100 yıllık bir cadde olduğu söyleniyor. Evet, doğrudur. Bu şu anda yürüyüş yolu olarak kullanılıyor. Dolayısıyla bu yolun sağında ve solunda çınar ağaçları var. Evet. Biz Bursa'dan geldik buraya. Çınar ağaçları Bursa'nın kadim bir değeridir. Çok uzun süre yaşarlar. Edindiğimiz bilgilere göre 300 yıllık, 400 yıllık yani 400 yaşında, 300 yaşında çınar ağaçları varmış. Evet. Daha önce burası kaç yıl önce Sayın Muhtar trafiğe açıktı? Şimdi burası 20 sene önce trafiğe açıktı. Bu Hendek merkezine giriş bu caddeden, Cumhuriyet Alanı diye geçer caddenin ismi. Evet. Merkeze yakın olduğu için. Evet. Bunu 20 yıl önce burayı çok güzel bir şekilde bu ağaçları, çınarları, değerli çınarları değerlendirerek tam bir merkeze çok güzel bir katkı, görüntü sağladı. Gerçekten yapanlara teşekkür ederim başkanlarımıza. Burada şimdi bu yürüyüş alanı olarak bu caddeyi bu şekilde bu caddede getirdim. Yani bu yani doğal caddede, çiçekli veyahut da ağaçlı caddede parklar, bahçeler var mı? Veya böyle bir proje belediye gerçekleştirecek mi? Şu an bu ikinci bir park yapıldı bu caddenin aşağıdan girişinde solda, yukarıdan aşağı inerken sağda oluyor. Evet. Giriş ve çıkışlarda iki tane parkımız var. Biri bitti, ikinci de devam ediyor şu an yapılması. Bu caddenin boyu ne kadar? Muhtar bu caddenin büyüğü 600 metre. 600 metre. Şöyle muhtarımızı da gösterelim. Siz bir daha kendinizi hangi mahallenin muhtarı olarak muhtarıydınız? Hendek Dikmen Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz. Menderes Ayvaz. Evet, şu an Cumhuriyet alanındayız. Cumhuriyet Caddesi diyebiliriz. Evet. Hiç saydınız mı kaç tane çınar ağacı var burada muhtar? Saymadınız değil güzel mi? Güzel bir soru. Aynen. Siz bunu bence bu caddede kaç tane çınar ağacı var? Sizin en fazla 3 dakikanızı alır. Bir sağdan tur atarsınız, bir soldan tur atarsınız. Böylelikle burada bu caddede kaç tane çınar ağacı olduğunun envanterini de çıkartmış olursunuz. Evet, en kısa zamanda bunu size ileteceğim. Evet, teşekkür ederiz.